Sarraf tüysüzler. Merhaba değerli izleyiciler, Yaşama Daire hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde yine ben Tülay Yazıcı, güzel bir öğleden sonrayı geçirmek üzere sizlerle birlikteyim. Umuyorum güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bugün de yeni haftaya merhaba dedik. Umarım bollukla, bereketle, huzurla, sevgiyle, sağlıkla geçecek güzel bir hafta olur hepimiz için. Haftanın bu ilk gününde sağlık konuşacağız biraz ve çocuklarımızı konuşacağız. Biliyorsunuz bizim için çok önemli ve çok değerliler. Onlarla ilgili bilgiler alacağız bugün. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Yıldız Gündoğdu bizlerle birlikte şu anda. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün çocuklarımızı konuşacağız dediğimiz gibi. Onların ruhsal durumu da bizim için çok önemli. Yaşamlarında belirleyici bir özellik de taşıyor. Çünkü o ilk 6 yaşına kadar onlara vermiş olduğumuz duygu durum, onlara bizim doğru yaklaşımlarımız onların hayatlarını etkiliyor. Ve bu manada ne tür eksiklerimiz var, neleri yanlış yapıyoruz, nasıl doğrusunu yapabilirizle ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle Özlem Yıldız Gündoğdu kimdir? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. 1990 yılında Trakya Tıp Fakültesi mezunu olarak çalışmaya başladım. Daha sonra 99 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde uzman doktor olarak uzmanlığımı yapmak üzere üniversitede asistanlık eğitimine başladıktan sonra 99 yılından beri Kocaeli'de meslek hayatıma devam ediyorum. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Peki bugün öncelikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz. Bu toplumda çok fazla denk geldiğimiz, çok duyduğumuz, böyle kulağımıza çok aşina gelen bir konu. Bu arada izleyicilerimize de ben hemen telefon yoluyla bize ulaşabileceklerini belirtmek istiyorum. 0262 alan koduyla 335 25 25 telefon numaramız. Çocuk ruh sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ama şimdi ayrıca hiperaktivite ve dikkat eksikliğini konuşacağız. Öncelikle hiperaktivite ayrı bir şey, dikkat eksikliği ayrı bir şey ama ikisinin buluştuğu bir hastalık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak geçiyor. Önce bir tanımını yapalım isterseniz. Sonra da onları hem ayrı ayrı bir inceleyelim ne demek olduğunu. Tabii ki. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aslında bozukluğun genel adı. Bu bozukluğun alt tipleri olabildiği için bazı çocuklarda sadece dikkat eksikliğinin önde geldiği tip, bazı çocuklarda dikkat eksikliği olmayıp sadece hiperaktivite ve dürtüselliğin olduğu tip görülebiliyor. Ama genel olarak, yaygın olarak gördüğümüz grup ise hem dikkat eksikliğinin hem hiperaktivitenin dürtüselliğinin ön planda olduğu, birlikte olduğu grup. Tabii böyle alt gruplarının olması bazen insanların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Benim çocuğum hiç hiperaktif değil. Aksine çok durgun, çok sakin, hatta çok ağır hareket ediyor gibi şüpheleri olabiliyor ailelerin. Ya da tam tersi, çok hareketli, bir dakika yerinde durmayıp ama hiçbir şekilde akademik alanda, ders alanında zorluk yaşamayan, dikkat zorluğu, unutkanlık gibi sıkıntılar yaşamayan çocuklar da olabiliyor. Bunlar tanı almayacak anlamına gelmiyor. Bu alt gruplardan bir tanesi olabiliyor. Ve maalesef ki hani gözden kaçmasına da yol açabiliyor. Yanlış bilgilerin oluşması insanların kafasında.
Peki ne zaman başlar? Yani bu nasıl anlarız? Nedir onun sinyali? Bir anne baba nereden anlayabilir böyle bir durum olduğunu? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aslında sonradan ortaya çıkan bir hastalık değil. Ruhsal akıl hastalığıyla alakalı bir durum da değil aslında. Daha çok böyle genlerin rolü oynadığı, genetik bazı sorunların beynin özellikle dikkat ve öğrenme merkezinde sorun yaratması nedeniyle ortaya çıkan bir bozukluk. Aslında daha belirtileri belirgin olan, daha ağır bir tablo olan çocukların aileleri daha anne karnındayken bile farklı olduğunu hissedebiliyorlar. Bu çocuk diğer abisinden ya da ablasından farklıydı, karnımda bile çok hareketliydi diyen anneleri biliyoruz biz. Bebeklikten itibaren, yani doğumdan sonra bile daha göze çarpan sorunlar olabiliyor. Daha çok korunup kollanmak ısı gereken, daha sakar, daha hareketli, daha dürtüsel, daha meraklı çocuklar olabiliyorlar daha küçüklük dönemlerinde. Yine zor bebek olabiliyorlar. Daha çok ağlayan, daha huysuz, daha az uyuyan bebekler olabiliyorlar. Bu çocuklar okul öncesi dönemde yavaş yavaş artık bilişsel gelişimin ilerlemesiyle birlikte o dikkat sorunlarını daha fazla yaşamaya başlıyorlar. Yine okul öncesi ana sınıfı döneminde uzun süre aktiviteleri yapamama, çabuk sıkılma, masal dinleyememe, kitap okurken sıkılma, kalkıp başka işlerle uğraşma ya da grup oyunlarında sırayı bozma, öne geçme, nerede duracağını bilememe, işte arkadaşlarına kötü davranma, hani bir şey yaparsam yanlış olur mu, canı yanar mı gibi düşünememe nedeniyle sorunlar çıkmaya, daha göze batar hale gelmeye başlıyor. Daha çok da ailelerin dikkatini çektiği dönem ilkokul dönemi aslında. Çünkü okul öncesi dönemde akademik alan çok ön plana çıkmadığı için işte yaramaz, şımarık, iyi yetiştiremedik ya da işte babaanne çok müdahale etti, yok baba çok korudu, yok anneanne çok korudu gibi bir takım düşünceler yanlış yönlendirebiliyor insanları. Ama ilkokul birinci sınıfta artık sorun daha net görünür hale geliyor. Çünkü daha 40 dakika boyunca oturmak, işte tahtadan deftere yazıları geçirmek, yeni yeni bir sürü bilişsel beceri öğrenmek, bunların en önemlisi okuma yazma. Bunları öğrenmesi gerekiyor. Tabii zorluğu olan çocuk zekasında hiçbir sıkıntı olmasa dahi sınıfta gitgide gerilemeye başlıyor. Yapmak istiyor, yapamıyor. Yapamadığını fark ettikçe özgüveni düşüyor. Anne ile çocuk arasında sıkıntılar artmaya başlıyor. İstesen yaparsın düşüncesiyle gitgide gerginlikler artıyor. Öğretmen bir süre sonra uğraşmaktan vazgeçiyor ve hiç hak etmedikleri halde sınıfın en gerilerinde kalan çocuklar oluyorlar maalesef. İşte bize daha çok bu düzeydeyken fark edilip gerek öğretmenlerin gerek anne babaların fikriyle bir yardım almaya karar veriyorlar. Evet. Daha erken teşhis edebilmek daha iyi bir şey midir? Çocuğun akademik hayatını da etkiler mi? Kesinlikle daha iyidir tabii ki. Okul öncesi dönemde bu belirtileri fark ettiğimiz zaman belki çok yoğun bir tedavi uygulayamayabiliyoruz. Ancak biz o dönemde en çok aileyi ele almaya çalışıyoruz. Çünkü bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda anne baba tutumları tedavide de çok önemli yer tutuyor. Zaten bize başvuruda da biz hep onu söylüyoruz. Yani bu bozukluk 3 aşamalıdır. Daha doğrusu işte sac ayağının 3 ayağı gibidir. Birinin eksik kalması tedavi ketler. Bunlardan en önemlisi anne babanın eğitimi ve doğru davranmasını sağlamaktır. İkincisi okulla işbirliğidir. Üçüncüsü de çocuğun bireysel olarak ele alınmasıdır. Burada okul öncesi dönemde tabii çocuk henüz ilaç tedavisini kaldırabilecek yaşta olmayabiliyor. Ya da bütün dünyada hani küçük çocuklar için kullanılabilecek uygun ilaçlar henüz olmadığı için çocuğun birebir ele alınmasından ziyade aileyle bir bütün olarak değerlendirmesi daha önemli oluyor. Ve o zaman da anne babanın
doğru anne babalık yapmalarıyla birçok davranış sorunlarının gelişmeden önüne geçmeyi amaçlıyoruz küçük yaştaki çocuklarda. Çok doğru, çok da önemli bence. Peki hiperaktif çocuklara, yani eskiden hani yaramaz çocuğa bu çocuk çok akıllı olacak derlerdi. Çok iyi yerlere gelir. Hani hareketli olmasıyla çocuğun zekasını böyle biraz böyle eşdeğerde tutulurdu. Öyle midir ki hiperaktif bir çocuk diğerlerine göre daha zeki midir? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir kere kesinlikle zeka ile alakası olmayan bir sorundur. Yani zeka düzeyi iyi olan bir çocukta, çok yüksek olan bir çocukta, çok düşük olan bir çocukta da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ek bir bozukluk olarak ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Yani zeka ile kesinlikle alakası yok. Evet. Zekanın daha iyi olması tedaviyi bir aşama daha kolaylaştırıyor olabilir. Hı hı. Ama hani zeka, çok parlak zekalı çocuklar daha hareketli ve hiperaktif olur diye bir kural yok. Evet. Peki hiperaktif olan her çocukta dikkat eksikliği olur mu mutlaka? Yok, işte dediğim gibi o alt gruplardan bir tanesi olabilir. Dikkat eksikliği tek başına olduğu zaman daha çok gözden kaçıyor. Çünkü hiperaktivite ve dürtüsellik dışarıdan daha net görünen, daha somut sorunlara yol açan bir bozukluk. Ama hiperaktivitesi, dürtüselliği olmayan çocuklarda sadece dikkat eksikliği olduğunda sınıfta mesela sınıfın en mülayim, en sakin, en suya sabuna dokunmayan kişi çocuğu, öğrencisi oluyorlar. Sınıfta kendileri var mı yok mu çok belli olmuyor, sorun çıkarmıyor. Ama öğretmen bir soru sorduğunda nerede kalmıştı, kitap hadi sen devam et dediğinde sırasını kaybetmesi, tahtadan deftere geçirmekte çok zorlanması yazıları, yavaş yapması, bir türlü bitirememesi, ödevlerini unutması, eşyalarını okulda unutması, her gün birkaç kıyafetini okulda bırakması gibi böyle hep hantal, ağır hareket eden, evde de ödevleri bir türlü bitiremeyen, insanı böyle tüketen çocuklar oluyorlar. Ha, baktığınız zaman davranış sorunu yok. Hareketli de değil, dur otur diye sürekli uyarı da almıyor. Hı hı. Ama gitgide akademik başarı düşmeye başlayınca aileler daha çok fark ediyorlar. Akademik başarının yanında bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun İkinci olarak yol açtığı başka ruhsal sorunlar da yaş büyüdükçe ortaya çıkabiliyor. Hı hı. İşte akademik başarı düştükçe, çabalasa da yapamadığını gördükçe çocuk önce özgüveni düşüyor. Sonra anne babasının beklentilerini karşılayamadığını hissedince kaygı duymaya başlıyor. Ya yine yapamazsam gibi sınav kaygıları ortaya çıkabiliyor. Başarısızlık tekrarladıkça gitgide depresyon ortaya daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Kendi iç sıkıntılarıyla başa çıkmaya çalışan çocuk bir süre sonra yaş büyüdükçe de ergenlik döneminde özellikle bu sefer davranış sorunlarını ön plana çıkartmaya başlıyor. Okula ilgi gitgide azaldığı için dikkat sorunları nedeniyle başarılı olamadığı için, çok sık eleştiri aldığı için, sınıfın işte mimlenen öğrencisi, işte o yapmıştır kesin denen ilk akla gelen öğrencisi olduğu için bir süre sonra da okuldan soğumaya başlıyor. Hı hı. Ve okuldan kaçmalar, erken yaşta okulu bırakmak zorunda kalmalar, hak etmediği halde, işte demin söylediğim gibi zeka sorunu olmadığı halde okul başarısı gösteremeyen çocuklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Evet. Yani bu ikinci sorunların ortaya çıkmaması açısından erken yaşta müdahale, tedavi çok önemli. Evet. Peki toplumda görülme sıklığı nedir? Sanki çok arttı gibi geliyor. Öyle mi gerçekten de? Arttı gibi değil. Şöyle toplumda %5-10 civarında bir rakamdan söz ediliyor. Yani 100 çocuktan 10 tanesinin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu bekliyoruz biz. Yani bu ne demek? 50 kişilik bir sınıfta en az 5 tane çocuk böyle bir tanıyı alacak demek. Bizim ülkemizde çocuk psikiyatrisi çok genç bir alan.
O nedenle aslında bu bozukluk hep vardı. Bütün dünyada yaklaşık 100 yıldır bilinen ve tedavi edilen bir bozukluktu. Ama bizim ülkemizde yeni yeni tanındığı için sanki her çocuğa böyle bir tanı konuyormuş gibi algılanıyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de toplam çocuk psikiyatrisi uzmanı sayısı, insanların ulaşabileceği uzman sayısı 400 kişiyi bulmaz. Öyle olunca fazla tanıdan çok bence eksik tanı var. Çok fazla gözden kaçan tanı var. Çok fazla ulaşılamayan çocuk var diye düşünüyorum çok ben. Çok doğru. Peki tanısını koyarken neler yapıyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyor aile ve çocuk? Tanı öncelikle klinik bir tanı. Yani bir laboratuvar tanısı yok. Yani işte şu testi mutlaka yapalım, şu filmi mutlaka çekelim, şu tahlili görelim diye bir kural yok. Kesinlikle klinisyenin deneyimi çok önemli. Klinisyen doğru soruları sorarak belirtileri ayrıntılı şekilde taramalı. Şüphelendiği durumlarda uygun dikkat testlerine yönlendirilebilir tabii ama hiçbir zaman hiçbir test tek başına tanı koydurmaz. Testlerin değerlendirilmesi, çocuğun değerlendirilmesi, anne babadan ayrıntılı bilgi alma ve ikinci bir ortamda çocuğun farklı bir gözle değerlendirilmesi, bu da genellikle öğretmen oluyor, öğretmenden bilgi alma ve bütün bu bilgileri harmanlayıp bir sonuca vararak tanı konuyor. Demin söylediğim gibi bir laboratuvar tanısı değil. Ancak bazı durumlarda bazen işte beyin elektrosu, EEG gibi bazı tahliller istememiz gerekebiliyor. Ailevi yatkınlıklar, başka düşündüğümüz ek hastalıklar olduğu durumlarda laboratuvar tahlili gerekiyor. Ama genel olarak klinikte doktor, anne, baba, öğretmen ve çocuğun görüşmesi sonucunda konabilecek bir tanı. Peki annenin babanın duygu durumuyla da alakalı mı çocuğun hareketlere? Mesela çocukların, bebeklerin anne karnından başlayarak aslında o süreci başlattıklarını biliyoruz. Annenin çok huzursuz bir yapıya sahip olması, yaşamış olduğu durum, çevre, bütün bunlar da çocuğun bu durumu yaşamasında bir faktör olabilir mi acaba? Tek başına değil tabii ki ama çevresel faktörler bütün ruhsal bozukluklarda olduğu gibi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun da belirtilerinin şiddetlenmesinde çok önemli rol oynuyor. Annenin ruhsal durumu tabii ki çok önemli. Gergin annelerin çocuklarının da daha huysuz, zor mizaçlı olabileceğini biliyoruz zaten. Ama tersten bakarsak olaya, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sorunu yaşayan bir çocuğun olumsuz aile ortamında, olumsuz anne baba tutumlarında çok daha sorunlu hale gelebileceğini biliyoruz bunu baştan itibaren. Neden böyle oluyor? Mesela bütün çocuklar anne babalarının gözüne girmeye, onlardan aferin almaya ve sevgisini kazanmaya çalışır. Bunu birkaç kez daha bebeklikten itibaren ilk adımlarını atarken yapar bütün çocuklar. Yani yeni bir şey öğrendiğinde bütün çocukların ortak tepkisidir. Hemen gözümüzün içine bakıp alkış isterler. Yani onaylanmak, desteklenmek, güzel bir şey yaptığını bilmek ve bunu çevreye göstermek bütün çocukların hoşuna giden bir durum. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklar bu olumlu geri bildirimleri çok alamıyorlar. Tam tersine sık sık uyarı ve eleştiri alıyorlar. Anneyi tüketen, bir türlü yerinde oturmayan, bir türlü kendi kendini yatıştıramayan, hep sorun çıkaran, işte hep bir yerlere tırmanan, hep bir yerlerde bir şeyler kıran, döken, zarar veren küçük çocuklar oluyorlar. Ve sürekli anne bu çocuklara kızarken kendini buluyor. Böyle olunca da çocuk bir süre sonra o kendisine söylenen uyarıyı, eleştiriyi kimlik gibi giyiyor. Ben demek ki böyle bir çocuğum diyor ve daha olumlu şeyler yapmak için çaba sarf etmeyi bırakıyor artık. Nasıl olsa böyleyim diyor, evet, değil mi? Evet, onun için tutumlar gerçekten çok önemli. Evet.
Peki aileler ne tür zorluklar yaşıyorlar? Öğretmenler için de çok zorlu bir süreç, anne baba için de çok zorlu bir süreç. Neler yaşıyorlar? Çocuk için de tabii ayrıca çok zor bir durum. Şimdi aileler için özellikle de okula başladıktan sonra olumsuz geri bildirimler almak çok yıpratıcı. Her gittiklerinde sizin çocuğunuz şöyle yaptı, sizin çocuğunuz böyle yaptı. Bugün benim oğlumu dövdü, bugün benim kızımın saçını çekti, bugün işte benim kızımın defterini karalamış gibi velilerden gelen şikayetler, öğretmenden gelen şikayetler. İşte nereye baksam onu görüyorum, sınıfta oturmayı bilmiyor. Bir kere tamam diyor, bir daha 10 dakika sonra aynı şeyi tekrar yapıyor. Bu çocuk kuralları hiç öğrenmemiş, hayırdan anlamıyor gibi çok olumsuz geri bildirimler alıyor aileler. Çok acı bir şeydir eminim. Tabii ayakları geri geri gidiyor okula. Annelerin, babaların bugün ne duyacağım diye. Tabii böyle olumsuz geri bildirimler alan anne babalar bütün acısını evde çocuklarından çıkarıyorlar. Ben artık çocuklarıyla düşman gibi olan anne babaların evde poliklinikte tanık olduktan sonra vicdan azabı çekip ağladıklarını çok biliyorum. Yani gerçekten sorunu varmış da o yüzdenmiş sonradan anlayınca anne baba nerede yanlış yaptıklarını da çok güzel fark ediyorlar tabii ki. Peki anne baba tutumları çok önemli dediniz ya, o durumda dediğiniz gibi zaten çok kolay bir durum değil. Gerçekten çok sağlam sinirlere sahip olmak lazım. Çok önemli bir sabır düzeyine sahip olmak lazım. Ailelere bu noktada neler tavsiye ediyorsunuz? Ne yapmalılar sizce? Evet. Öncelikle tanı netleştikten sonra ben bütün ailelere neyle savaştığınızı iyi bilin diyorum. Öncelikle çok iyi bilgilenmeleri gerekiyor. Bu konuda uygun broşürleri, seminerleri, kitapları biz polikliniğimizde öneriyoruz mutlaka zaten. Ve her görüşmede nerelerde takıldıklarını, nerelerde zorlandıklarını mutlaka sormaya çalışıyoruz. Çocukla empati kurduktan sonra bir sorunu var ve demek ki bu sorunların bize yaşattığı bu sorunların %80'ini bilerek isteyerek yapmıyor, kabullendikten sonra çocukla sıfırdan başlayıp belki bir nevi doğru iletişim kurma yöntemlerini öğrenmeleri gerekiyor. Bir kere o doğru iletişimde çocuğa karşı yapılan, şimdiye kadar yapılan o eleştirilerin artık çok çok azaltılması gerekiyor. En küçük olumlu davranışı mutlaka görmek ve onlara geri bildirimde bulunmak, takdir etmek gerekiyor. Aferin demekten, sarılıp öpmekten, saçını okşamaktan, sıcacık bir bakış atmaktan, yani bunlardan hiçbir zaman kaçınmamak gerekiyor. Başkalarının yanında çocuğumuzu aman şımarmasın diye övmekten kaçınıyor birçok aile. Bundan kaçınmamak gerekiyor. Yaptığı her güzel şeyi ona geri bildirirsek çocuk bizi mutlu ettiğini gördükçe daha çok mutlu edebilmek için daha çok yapacak o hareketleri. Onun için bu tanıyı kabullenip daha güçlü ayaklarının üzerinde duran anne babalar bundan sonrasına bakıp doğru davranmaya başlıyorlar. Böyle yapan ailelerde zaten çok daha güzel yol kat ediyoruz biz. Sevgiyi doğru göstermek, işte aşırı şımartmadan ama sevildiğini de hissettirerek, eleştiriyi azaltarak, olumlu davranışlarını ön plana çıkararak, çocuğu gerekirse başka olumsuz eleştirilerden, çevrenin eleştirilerinden de korumaya çalışarak, hani onun adına değil ama hani sahipsiz olmadığını da hissettirerek, ne sıkıntısı olduğunu anlamaya çalışarak, onu dinlemeyi öğrenerek, bu şekilde yavaş yavaş çocukla iletişim artmaya başlıyor. Çocuk anneyi babayı bir rakip, yenmesi gereken bir düşman gibi değil de bir dost, bir destekçi gibi algılıyor. Ve o zaman hani bir zorda kaldığında öfkeyle anneye babaya saldırmak yerine gelip yardım isteyebiliyor. Arkasında anneyi babayı hissettikçe. Bu anne baba tutumları bu yüzden çok önemli. Evet. Okulla iletişiminde önemli. Ve o anne babaların biraz destek almaya da ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ben. Sürekli bir de mesela o çocukla iç içeyse bir anne,
gerçekten bir süre sonra çevresindeki insanlarla olan iletişimi, eşiyle olan ilişkisi de doğru orantılı olarak etkilenecektir diye düşünüyorum. Hani çocuktan belki biraz uzak kalmak, hani gün içinde belli saatlerde böyle bir şeyler öneriyor musunuz mesela ailelere? Uzak kalmaktan ziyade çocukla geçirdiği vaktin kısa ama kaliteli olmasını öneriyoruz mutlaka. Hep duyuyor aileler kaliteli zaman geçirmek nedir diye. Ben aile seminerlerimde ayrıntılı olarak anlatıyorum onları, polikliniğe gelen ailelere. Çocukla özel zaman geçirmek çok önemli. Tabii bütün bunları yapabilmek için her şeyden önce sizin dediğiniz gibi annenin babanın ruh sağlığının da çok iyi olması gerekiyor. Bu çok uzun soluklu bir süreç. Evet. Çok yorucu bir süreç. Normal bir çocuğu eğitmek de çok zorken bir de böyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğa doğru davranmayı yeniden öğretmek çok tüketici. Onun için zaten ben hep annelere, babalara her geldiklerinde önce siz nasılsınız diye soruyorum. Siz iyi misiniz? Yani sağlam mısınız? Ayakta mısınız? Çok dayanma gücünüz var mı diye. Zaman zaman annelerin, babaların da öfke kontrolünde zorlandıklarında, kendilerini mutsuz, keyifsiz, yorgun hissettiklerinde mutlaka ya da kaygıları çok arttığında mutlaka kendilerinde yardım almalarını tabii ki öneriyorum. Hı hı. Kendilerini iyi hisseden anne, baba çocuğuyla daha keyifli vakit geçirecek doğal olarak. Aklı bir yere takılı olmayan, kendini gergin hissetmeyen anne çocuğuyla doya doya çocuğundan keyif almayı bilerek bir zaman geçirebilecek. Zaten bizim istediğimiz de o. Yani bedenen orada olmak çok işe yaramıyor. Yani ruhen de orada olup çocuğun ne hissettiğini, ne yaptığını önemsemek, ona aynı tarzda karşılık verebilmek, empati kurabilmek, onunla gülebilmek, onunla ağlayabilmek. Çok doğru. Peki şimdi tedaviden de bahsedelim biraz. Ama ben pek çok ailenin tedavi noktasında çok fazla ilaç kullanırız, işte doktor bize çok ilaç verirse diye korkup tedavi sürecine geçmediklerini biliyorum. Kendi kendilerine bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar falan. Tedavide ilaç mutlaka kullanılır mı? Siz ne tür yöntemler uyguluyorsunuz? Biraz da onları dinleyelim. Şimdi bu bozukluğun tedavisinde en başta söylediğim gibi üçlü gitmek, üç aşamalı gitmek her zaman tabii ki çok daha faydalı. Bu üç aşamadan bir tanesi tabii ki çocuk ve çocuğun ihtiyacı olduğu durumlarda ilaç kullanması. İlaç kullanmak %100 tedavi edicidir ya da bir anda sorunları çözecektir anlamına gelmiyor. İlaç kullanmak hem çocuğun hem bizlerin işini kolaylaştırıyor. Yani bizlerin derken doktorların değil, ailelerin işlerini kolaylaştırıyor. Çünkü bu süreçte ailelerin dayanma süreci de çok önemli. Biraz hani çocuğun belirtileri, sorunları, ilacın etkisiyle azalınca o verilen önerileri, uygulaması gereken tutumları daha rahat uygulamaya başlıyor aile. Hem zaman kazandırıyor, hem güç kazandırıyor, hem çocuğun özgüvenini arttırıyor, yapabildiğini görüyor, bir şeyleri başarabildiğini görüyor. Yani ilaç kullanma esnasında ortaya çıkabilecek zarar, kullanmadığı takdirde ortaya çıkabilecek zarardan çok daha küçük kalıyor. Hı hı. O yarar zarar oranını dengelediğimizde de biz 100 çocuktan 90'ına mutlaka ilaç başlamayı tercih ediyoruz açıkçası. Hı hı. Evet, bu konuya devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası veriyoruz değerli izleyiciler. Sonrasında burada olacağız. Siz de ekranlarınızın başında kalın lütfen. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün.
Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Değerli izleyiciler, Yaşama Dair tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Yıldız Gündoğdu bizlerle birlikte ve çocuklarımızda yaşanan ruhsal sıkıntıları konuşuyoruz kendisiyle. Programın ilk yarım saatinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu anlattık. Tedavisinden de bahsettik. Kaçıranlar için çok kısa toparlayıp merak ettiğiniz başka soruları sormak üzere sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun. Evet. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu doğuştan itibaren var olan ancak okul döneminde daha çok ön plana çıkan, daha çok kendini davranışsal ve akademik alanda sorunlar şeklinde gösteren bir bozukluk. Ancak gitgide anne çocuk, baba çocuk ilişkisini, arkadaş ilişkisini, öğretmen ilişkisini de bozduğu için çocuk psikiyatrisi tarafından tedavi edilen bir sorun. Ancak nörolojik yönü de ağır basan, beynin dikkat ve öğrenme merkezlerinde sorunun olmasından kaynaklanan bir bozukluk bu. Tedaviden kısaca bahsettiğimizde de çocuğun ele alınması, gerektiğinde ilaç tedavisinin uygulanması, özellikle bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna yönelik bütün dünyada kabul edilmiş ilaçların kullanılması, anne babanın ele alınarak doğru tutumlarla çocuğun davranışlarının düzeltilmeye çalışılması ve okul işbirliğiyle de çocuğun okulda yaşayabileceği sorunları da doğru ele alarak akademik alanını güçlendirmeye yönelik üçlü bir tedavi planı yapmak gerekiyor. Evet. Peki şimdi de artık merak ettiklerimizi soralım. Öncelikle ben bebeğin anneden ilk ayrılma sürecini öğrenmek istiyorum. Yani çocuk ne kadar süreyi anneyle birebir geçirmeli? Hani anneler böyle çalışmakta durumundalar artık. Çok erken ayrılanlar da var. 40 günlük bebeğini bırakıp işe dönmesi gerekenler, tam zamanlı çalışmak durumunda olanlar var. Siz bir psikiyatr gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk ayrılma ne zaman olmalı? Şimdi bizim 0-1 yaş arasındaki dönem çocuk psikiyatristleri olarak bebeklik dönemi diye adlandırıyoruz. Bu bebeklik döneminde anne-bebek ilişkisi tabii ki çok çok önemli. Bu dönemde özellikle de ilk 6 ayda çocuk çok fazla annenin varlığından haberdar değil aslında. Evet, haberdar ancak hani annenin özel bir yeri olduğunu çok fark edemeyebiliyor. Ama o 6 ay doğumdan itibaren 6 aylık süreçte anneyle tutarlı, düzenli, duyarlı, devamlı bir ilişkisi olduysa annenin aslında onun için özel olduğunu, bütün ihtiyaçlarını aslında o kişinin sağladığını, o kişinin en çok onunla ilgilendiğini bir süre sonra anlıyor bebek ve bu temel bakım veren nesne dediğimiz anneye de bağlanmaya başlıyor. Normalde ilk 6 aylık bebeği kucaktan kucağa dolaştırabiliyorsunuz. Hiçbir yabancılık çekmiyor ama 6 aydan sonra özellikle de 9 aylıktan itibaren bu bağlandığı nesneden ayrılmak artık istemiyor. Böyle bir isteksizliğin ortaya çıkması
aslında sağlıklı bir anne çocuk gelişiminin de olduğunun bir göstergesi. Bu olması gereken normal bir süreç. Hı hı. 9 aylık bir bebeğin artık yabancılaması ve hadi gel dediğimizde hemen arkasını dönüp annenin boynuna sarılması normal bir süreç. Bu dünyada güvenebileceği en temel kişinin anne olduğuna inanmış demek ki. Temel güven duygusunu kazanmış, anneye güvenmiş demek ki bu. Sağlıklı bir gösterge. Ancak bir yaşından sonra çocuklar artık yavaş yavaş bebeklik döneminden uzaklaşıyorlar, çıkıyorlar. Yani bir yaşındaki bir çocuk birçok beceriyi artık kazanmaya başlıyor. Bu becerilerin en önemlisi de yürümek. Yatay pozisyondan dikey pozisyona geçtiği an çocuk dünyada keşfetmesi gereken ne kadar çok şey olduğunu anlıyor, fark ediyor. Ve bu keşiflere başlayabilmesi için artık yavaş yavaş anneden uzaklaşması gerekiyor. Bu keşifleri sağlamak için bu güvendiği annenin tabii ki her an yanında olmasını istiyor. Ama bu annenin de sürekli onu yapışık halde yanında tutmasını da istemiyor. Diyor ki kendince, anne sen burada dur, benim arkamda dur, ben sana güveneyim. Bana senin sayende bir şey olmayacağına inanayım ama izin ver dünyayı da tanıyayım. Bu dönemde yavaş yavaş artık anneden uzaklaşma çabalarına başlıyor. Ama tabii ki annenin tamamen ortadan kalkmasına katlanabilecek bir durumda değil. Yani küçük çocuk okul öncesi döneme kadar anneyle çok yakın ilişkiler içerisinde ilişkilerini sürdürmek zorunda. Ama burada annelerin en büyük kaygısı, peki ben işte devamlı çocuğumla bir arada olamıyorum. Şimdi bu bir sakınca mı? Öyle olduğunu düşünürsek eğer, çalışan bütün annelerin çocuklarının ruhsal açıdan sıkıntılı olmasını bekleriz. Hiç böyle değil durum. Çocukla yine geçirilen zamanın niteliği çok önemli. Şimdi anne o ilk 6 ayda çok sağlıklı bir anne bebek ilişkisi geliştirebildiyse, o bebeği çok severek yetiştirdiyse, onu benimsediyse, yavrum diyerek koynuna bastırabildiyse, her gülücüğünde gülebildiyse, o her ağladığında bu hangi ağlama sesi acaba? Ha yok şimdi acıktı, yok bu uyku ağlaması gibi böyle her tepkisine duyarlı bir anne olabildiyse, ondan sonraki süreçte de yavaş yavaş bu ayrışmalara da izin vermek durumunda. Yavaş yavaş anne işe başladığında yine bu bakımını yine ikincil bir güvendiği insanın sürdürmesinde hiçbir sakınca yok. Ama yeter ki anne her gün gelsin. Annenin geleceği saatleri artık çocuklar o biliyorlar. Duygusal saatleri sayesinde biliyorlar. Heyecanlanmaya başlıyorlar, daha çok kapılara koşuyorlar. Biliyorlar biyolojik ritimleri nedeniyle. İşte önemli olan o biyolojik ritimlerinde bir düzensizliğin olmaması, ona o güvenlerinin sarsılmaması, annenin gitse bile bir süre sonra geleceğini anlaması çocuğun. Onun için bu ilk aşamalarda tabii ki zor oluyor. Anne için de zor oluyor. Çocuk için de zor oluyor. Ama o anne bebek arasındaki güzel, sağlıklı, sıcak, güven ilişkisi varsa küçük ayrılıkların hiçbir zararı yok. Hı hı. Çocuk onu çok kolay tolere ediyor aslında. Evet. Bir yaşa kadar olabildiğince çok anne çocuğuyla birlikte olsun diyorsunuz. Hı hı. Peki bu çok erken ayrılmak durumunda kalan anneler, o yani çok sıkıntılı bir durum yaşıyor mu o bebekler? Hı hı. Çok önemli bir takım izler bırakıyor mu o bebeklerde bu durum? Şimdi anne ayrılsa bile yine güvenilir sağlıklı birinin bakımındaysa bebek çok ciddi bir sıkıntı yaşamak zorunda değil. Yani anneyle kuracağı yakın bağı diğer bakım verenle de kurabilir. Sonrasında da anne her akşam geldiğinde yine o anne bebek sıcaklığı tekrar yaşanabilir. Yani illa anne 40 günlükken ayrıldı.
Tamamen ayrılması farklı tabii ki. Yani o zaman çok ciddi anne yoksunluğu, hatta bebeklik çağı depresyonları gibi bir takım ruhsal sorunlar bile gelişebilir. İstemeden ayrı kalmak, annenin vefat etmesi, terk edilmesi, çocuğun terk edilmesi, yuvada yaşaması, yaşamak zorunda kalması gibi durumlarda tabii ki ciddi sorunlar olabiliyor. Hı hı. Ama kendi huzurlu evinde, anne yokken yine aynı tutarlı, duyarlı bakımı verecek bir başka bakıcının olması durumunda ve annenin her seferinde geri gelmesi durumunda ruhsal bir sıkıntı oluşacak diye bir kural yok. Hı hı. Çocukların dışarıda başka birilerinde kalıyor olması, mesela işte hı hı. Hani benim yakınımda da var birkaç kişi, il dışında çalışıyorlar. Hafta içi bırakıyorlar anneanneye ya da babaanneye, hafta sonları sadece görüyorlar çocuğu. Hı hı. Bu durum nasıl bir şey yaratır çocukta? Bu çok önerdiğimiz, çok istediğimiz bir durum değil aslında. İşte demin söylediğim gibi o terk edilmişlik, işte bırakılmışlık hissini yaşatmamak gerekiyor mümkün olduğunca çocuğa. Yani az görüşseniz bile rutin olarak her gün o çocuğu görebiliyorsanız çok fazla vicdan azabı çekmeye gerek yok. Ama hafta sonları sadece küçük bir çocuk için anneyi görmek çok yeterli olmayabilir. İkinci bir sorun da şu oluyor. Bir süre sonra büyüdüğünde, çocuk kendini kotarır hale geldiğinde anne babalar çocuğu geri alıyorlar. Bu sefer otorite figürleri karışıyor. Evde daha önceki işte anneannenin, babaannenin evinde uyulan kurallar değişiyor. Yeni eve uymaya çalışıyor. Bir bocalama dönemi yaşıyor. Yine bu süreçte bize çok başvuran aileler geliyor. İşte beni anne gibi görmüyor, beni anne gibi saymıyor, hiçbir kuralımı dinlemiyor, sürekli biz kavga halindeyiz gibi gerginlikler çok yaşanıyor. Onun için anneyi anne yerine koyabilmesi için süreklilik, tutarlılık, duyarlılık, bu hep tekrar ettiğimiz şey çok önemli. Kesinlikle. Peki bir yaştan sonra çocuk artık dünyayı algılamaya başlıyor, merak etmeye, keşfetmeye başlıyor dediniz. Bu süreç içerisinde anne babalara onun o algılarını açmak için, işte zekasını geliştirmek için önerebileceğiniz aktiviteler, çalışmalar var mıdır? Aslında özel bir aktivite yok. Ama bol uyaran vermek, çocuğu televizyon karşısına bırakmayıp çocukla birebir iletişim halinde olmak çok önemli bu yaşlarda. Çocuğun öncelikle kazanması gereken beceri, motor beceri dediğimiz işte yürüme, koşma, daha sonra ellerini kullanma becerileri ve 2 yaş civarında da artık konuşma becerilerinin oluşmasını bekliyoruz. Bu becerileri kazandırırken anne babalar hep devrede olmak zorunda. Ama özellikle işte şu eğitimi verin, şu aktiviteyi yaptırın gibi bir kural yok. Yeter ki birebir güzel vakit geçirin. Çocuğu kendi dünyasında televizyonla baş başa bırakmayın. Evde birebir ilgilenirken zaman zaman da yaşıt ortamlarına çıkartmayı da ihmal etmemek gerekiyor tabii ki. Hani çok koruyucu, kollayıcı davranıp kışın üşümesin, yazın terlemesin diye evde kapalı kalan çocuklarda tabii ileriki dönemlerde bu sefer zihinsel gelişimden ziyade ruhsal olgunlaşmada sorunlar yaşanabiliyor. Peki tuvalete eğitimi ne zaman başlamalı? Doğru yaş nedir? Tuvalet eğitimi için özellikle bu bizim 1-3 yaş arası dediğimiz o dönemdeki çocuklarda başlanmasını öneriyoruz. Yani erken yaşta 1 yaşından önce bebeklik döneminde başlanan tuvalet katı ve kurallı tuvalet eğitimleri sakıncalı. Birçok hasta, yani bazı hastalarımın yakınları işte titiz babaanne 40 günden itibaren saat başı bezini çıkarıp tuvalete tuttuğunu söylüyor mesela. Yani bu çok hiç önermediğimiz ciddi sıkıntılar yaratabilecek durumlar. Artı zaten çocuğun tuvalet
dikkatini tutabilmesi için nörolojik açıdan da olgunlaşması gerekiyor. Yani idrar yollarının, idrar kesesinin altındaki sfinkter dediğimiz kasların da kuvvetlenmesi gerekiyor. Henüz bu kaslar kuvvetlenmeden, çocuk hazır olmadan katı bir tuvalet eğitimine başlamak tabii ki sakıncalı. Bunun tersi de sakıncalı. Yani aman üşütmesin, aman ıslak gezmesin, aman uykusu bozulmasın, aman beni kötü anne zannetmesin, çok kural koyamam, koymayayım da işte üzülmesin gibi kaygılarla gitgide geciktiren anneler de var. 3 yaşından sonra ya da bırakıldıktan sonra, yani 4 yaş, 4,5 yaş artık geç bir yaş. Yani 1,5-3 yaş arası yavaş yavaş, eğer çocuk hazırsa zaten. Nasıl anlayabiliriz çocuğun hazır olduğunu? Çocuk yavaş yavaş bezlenmeye karşı tepki vermeye başlayabiliyor. Cinsel organını ve işte tuvaletini yaptığı bölgelere merak başlayabiliyor. O dönemde sorular sormaya başlayabiliyor. Sıktı çıkar deyip işte bir takım anneye sinyaller vermeye başlıyor. O zaman denenebilir. Yani bezinin çıkartılması, düzenli aralıklarla tuvalete oturtulması, ancak bunu inatlaşmadan eğlenceli vakit geçirme amaçlı yapılması, başlangıçta sadece oturduğu için bile ödüllendirilmesi, daha sonra işte çişini, kakasını lazımla ya da tuvalete yaptığı zaman ödüllendirilmesi, bunun annenin ve çevrenin dikkatini çektiğini, hoşuna gittiğini fark ettikten sonra da çocuğun yavaş yavaş kendi kendine de bu yola girmesini sağlıyor. Hı hı. O dönemde de sıkıntıların olmaması lazım aslında, ama onu da konuşacağız. Kısacık bir ara veriyoruz, sonrasında burada olacağız değerli izleyiciler. Siz de ekranlarınızın başında kalın lütfen. Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum 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 yıllarım. Ağla, ağla Firuze, ağla. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu, üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Sallıyoruz. Ben çocukluğumda demek biraz da doğuştan mı nedir
sahneye atılmayı hep istemişimdir. Hı hı, yani hani hı. O bir ruh yapısı işte. İlk gördüğüm klavyeyi görüp ağlamışımdır bana bunu alın diye daha 7 yaşındayım. Tabii sen öyle doğmuşsun yani. Gerisi şifrende varmış. Evet, sanki öyle çıkmışım gibi sürekli çalıyorum. Merhaba değerli izleyiciler, Yaşama Daire hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde ben Tülay Yazıcı sizlerle birlikte olacağım. Dışarıdayız. Programımızı dışarıda yapmaya karar verdik. Çok güzel mantıları vardı. O mantıları yerken ben üstüme döktüm. Ve kıyafetimi değiştirdim. Hepinizden özür diliyorum. Değerli izleyiciler, yine dışarıdayız ve yine çok güzel bilgiler almak üzere fitoterapist Şükran Şükret Erdem'in yanındayız. Bize çok güzel bir çay hazırlamış. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Yazın serinletici. Çok güzel bir şey. Hassas bir konu sağlık. Hassas bir konu bitki. Doğa mucizelerle dolu. Doğal bir eczanede yaşadığımızın farkında değiliz. Eşiniz size sofra hazırlar mı ya da yemek yapar mı? Pek nadir. Pek nerede? İçin şu anda öyle bir şey yok. Peki bunun böyle bir şey olmasını ister miydiniz eşinizin size yemek hazırlamasını? Güzel bir şey yani, bedavaya konmak iyi bir şey olur herhalde. Değerli izleyiciler, bugün sizler için yaz demedik, hava çok sıcak demedik, bunaltıcı bir hava var demedik, dışarıya çıktık ve sizler için güzel bilgiler almaya karar verdik. Şöyle gösterebilirim, bombeli yüzü sarar, üstten alttan hani yanlardan falan güneşin gelmesini engelliyor. Ayrıca hani kapalı bayanlar için de eşarbı falan açtırmıyor. Çok şık duruyor. Bakalım sizde de. Götürüyoruz giderken sevgili izleyiciler. Bu tarz filmler de çok takip ediliyor değil mi? Son dönemlerde yapılan dizilerden de anladığım kadarıyla. Şimdi Suskunlar diye bir dizi var biliyorsun. Ona da biraz sanki benzettim tarzına. Vallahi bence Suskunlar bizden kopya çekmiş bu anlamda. Yani çünkü biz... Değerli izleyiciler, Yaşama Dair tüm hızıyla devam ediyor. Doçent doktor Özlem Yıldız Gündoğdu ile birlikteyiz şu anda. Çocuk ruh sağlığı üzerine sohbet ediyoruz kendisiyle ve yapmamız gereken şeyleri anlatıyor bize. Yanlışlarımızı da görüyoruz sayesinde. Tuvalet eğitiminden bahsediyorduk. Biz tabii arada yine sohbet etmeye devam ettik ama bu dönemde ailelerin yapmış olduğu bir takım hatalar eminim ki vardır. Sizin teşhis ettiğiniz ve bunları asla yapmayın, sakının dediğiniz noktalar nedir tuvalet eğitimi sırasında? Geç kalınması ya da erken başlanması dışında tuvalet eğitimine başladıktan sonra da çocuğu aşırı zorlamak, aşırı katı kurallarla bir güç savaşına döndürmek bu olayı ciddi inatlaşmalara yol açıyor. Ve çocuk bu sefer gerçekten o savaşı kazanmak için tutmaya, yapmamaya, annenin istediği zamanda ve yerde yapmamaya ama onun istemediği ve kızacağı zamanda da tuvaletini bırakmaya başlıyor. Bunlar tabii ki bu anne tutumlarının katı olduğunu, inatlaşmanın fazla olduğunu, anne çocuk arasında bir gerginlik olduğunun göstergeleri. Yine bu inatlaşmalar esnasında işte annenin istediği zamanda ve yerde yapılmayan tuvaletler sonucunda da katı cezaların verildiğini de görebiliyoruz. İşte yakarım, keserim, döverim gibi cezalar da yine çok sakıncalı. Hı hı. Yine gecikmiş tuvalet eğitiminde de bir türlü bezinden ayrılamayan çocuklar var. Tabii burada ayrılamayan çocuk değil, aslında anne.
bir türlü kıyamayıp işte gece ıslatırsa, üşürse, ben fark edemezsem, hasta olursa düşüncesiyle, ya da titiz annelerde işte kokarsa, kirlenirse, pislenirse, mikrop kaparsa düşüncesiyle bezini çıkartmaya bir türlü cesaret edemeyen anneler var. Bu da tabii ki sakıncalı. Zamanında ve uygun tutumlarla olduğu takdirde bir ay, birkaç ay içerisinde halledilebilecek bir sorun, durum bu. Sorun değil aslında. Yaşanması gereken bir süreç. Evet. Ama ne kadar gerilirsek, ne kadar büyütürsek kafamızda, ne kadar bunu bir yarış haline getirip mükemmelliyetçi halde çözmeye çalışırsak o kadar sorun büyüyor tabii evet. ki. Bir de çocuk diyelim ki hani bırakamıyor, gerçekten öğrenemiyor bu bilgiyi almayı. O zaman hazır olmadığı anlamına mı geliyor? Tekrar eski haline geri dönmek doğru mudur? Şimdi tuvalet eğitiminin kazanılması da aslında yine bir nevi zeka gelişiminin de göstergesi. Yani zihinsel gelişimi veya vücut gelişimi, motor gelişimi, yürümesi, oturması, yürümesi, konuşması, bunlar zaten geç kalmışsa çocukta, geriden geliyorsa, tuvalet eğitiminin de zamanında öğrenmesini çok beklememek lazım. O da gecikecek doğal olarak. Yani birçok şeyi hala başaramazken tuvaletini başarmasını beklemek yine haksızlık olur o çocuğa karşı. Ama birçok alanı çok güzel gidiyor. O zaman tabii ki işte doğru zamanda, doğru yerde başlamak lazım. Çocuk hazırsa, nörolojik olarak, fiziksel olarak hazırsa, kendisi de hani bunu dile getiriyorsa, bezinin İşte sıktığını söylüyor, çıkart diyor, rahatsız oluyor. Bu fırsat olabilir. Çıkartıldıktan sonra da daha keyifli hale getirerek tuvalet saatlerini düzenli aralıklarla tuvalete kısa sürelerle oturtarak, önce oturmasını ödüllendirerek, sonra yapmasını tuvaletini yapmasını ödüllendirerek bu beceriyi kazanmasını kolaylaştırabiliyorsunuz. Hı hı. Peki bazen çocuklar tuvalet alışkanlığını kazanmış olduğu halde 1-2 ay sonra alt kaçırmalara, ıslatmalara falan başlayabiliyor. Bu burada bir sıkıntı olduğunun göstergesi midir? Başka bir durumun habercisi midir? Nasıl yorumlarsınız siz? Şimdi tuvalet eğitiminin bir yerden sonra ketlenip tekrardan geri dönmesi bizim için aslında çoğu zaman, her zaman olmasa da çoğu zaman bir sorun olduğunun işareti. Yani bu idrar yollarında bir enfeksiyondan tutun da çocuğun yaşadığı travmatik bir olaya kadar geniş bir uçta araştırılması gereken bir durum olabiliyor. Bize böyle sonradan hani kazanmıştı tuvalet eğitimini, işte bir yıldır hiçbir şey yoktu, şimdi tekrardan başladı diye getirilen çocuklarda öncelikle organik sebepleri, işte idrar yolu enfeksiyonu, böbreklerle ilgili bir sorun var mı? Bunları araştırdıktan sonra ruhsal açıdan çocuğu örseleyen, hırpalayan bir yaşam olayı var mı? Ona bakmak gerekiyor. Onları inceliyoruz. Bazen aile için çok mükemmel, çok keyifli bir olay olabilir. Mesela kardeş doğumu. Ama küçük çocuk için kabustur o. Çok ciddi bir travma gibi algılayıp tekrar madem bebek istiyordunuz, ben vardım, ya alın size bebek mesajı verebilir. Tekrar çiş kaçırmalar başlayabilir. Peki, yine sohbetimize devam edeceğiz ama kısacık bir reklam arası veriyoruz değerli izleyiciler. Sonrasında burada olacağız. Siz de ekranlarınızın başında kalın lütfen.
Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Migros'ta gördüğünüze inanın. Namet mangal sucuk veya 200 gramlık Nescafe Gold paket kahve sadece 5 lira. Mutluluk Festivali boyunca Migros'ta gördüğünüze inanın. The Ness Hotel size termalden gelen sağlığı sunuyor. Dinesin şifalı suyu birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Dinesin Otel'de evinizdeki huzuru ve konforu bulacaksınız. Son sistem teknolojiyle dizayn edilmiş odalarda modern mimarinin ince ayrıntılarındaki rahatlığı hissedeceksiniz. Birbirinden şık tasarımlara sahip otelimizde tatilinize renk katmak için hizmetinizde. The Ness Hotel'de ihtiyacınıza göre kendinizi usta ellerin iyileştirici yöntemlerine bırakabilirsiniz. 10 adet özel terapi ve masaj odaları, saunaları, Türk hamamı ve yeni bir spa anlayışıyla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. 4'ü kapalı, 1'i açık olmak üzere dünya standartlarındaki 5 büyük havuzuyla The Ness Hotel'de yüzme keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ayrıca 4 adet jacuzzi havuzda tamamen ailelerin beğenisine sunulmuş durumda. The Ness Hotel, organizasyon ihtiyaçlarınız için de sayısız alternatifler sunuyor. The Ness Hotel kongre, toplantı, konferans, sempozyum, eğitim, briefing, lansman organizasyonlarınız için bölgenin en büyük ve uluslararası konferanslara uygun bölgenin en büyük toplantı salonlarını inşa etti. The Ness Hotel size termalden gelen sağlığı sunuyor. Şeyin daha iyisi var. Hep daha iyisini isteyenler için yeni Moped var. Yenilenen Moped şimdi en ince. Üstelik kuruluk garantisi içinde. Enlerin pedi yeni Moped'le hep daha iyi. Astronotla tanışmaya hazır mısın? Gaz'dan 20. yıl hediyesi. 0 kilometre Honda Civic.
15 Ağustos 15 Kasım 2012 tarihleri arasında her fatura ödemenize bir çekiliş hakkı. İlk gaz kullanıcısı olursanız ise 5 çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Kampanya koşulları ve ayrıntılı bilgi www.izgaz-gdfsuez.com, facebook.com/izgazgdfsuez ve 444-3341'de. İzgaz, 20 yıldır 4 mevsim yaz. Mevsimler değişse de kalitemiz değişmez. Gültem halı yıkama, toz alma makinesi ve ultraviyole son sistem otomatik makinelerimizle halılarınızı ve koltuklarınızı yıkıyor, evinize ücretsiz teslim ediyoruz. Sağlıklı, hijyenik ve ekonomik halı temizliği. Deforme yok, renk karışımı yok. Gültem halı yıkama, halının yüzünü değil, özünü yıkıyoruz. Adres: Yuva Makarca Cumhuriyet İş Merkezi, No 5 İzmit Kocaeli. Telefon 0262 319 2434. ...22 Ayar Bilezik. Sarraf tüysüzler. Değerli izleyiciler, Yaşama Dair tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Yıldız Gündoğdu bizlerle birlikte şu anda. Çocuklarımızda yaygın görülen ruh sağlıklarını konuşuyoruz kendisiyle. Ruh sağlığı problemlerini konuşuyoruz. Bizlerin aileler olarak yapmış olduğumuz yanlışları ve onları nasıl doğruya çevirebileceğimizi konuşuyoruz. Tuvalet eğitiminden de bahsettikten sonra çocuklarda bir de şöyle bir durum var. Çocuklar sürekli değişiyorlar. Mesela önceleri bir takım şeylere kızarken sonraları bir bakıyorsunuz kızmıyorlar. Bir dönem inatlaşıyorlar, bir dönem onu bırakıyorlar. Yani çocuğunuza bir etiket yapıştırabilmek için çok erken bir süreç değil mi? Ama ben bunu görüyorum. Çocuk bir inatlaşma sürecine giriyor mesela. Diyorlar ki benim çocuğum inatçı. Ve o çocuk da etiketleniyor, öyle de kalıyor. O dönem hangi dönem inatlaşma dönemi ve bunu normal bir düzen olarak algılamamız gereken dönem hangi dönem? En belirgin dönem tabii ki o 1-3 yaş dönemi yine. En zor dönem hakikaten böyle. Nedeni de şundan kaynaklanıyor. Biraz önce anlattığım çevreyi fark etme, yeni beceriler kazandıktan sonra o çevredeki merak ettiklerini inceleme fırsatını elde eden çocuk artık anneden ayrışıp o yola gitmeye çalışıyor. Bu esnada çok katı kurallar, engel olunması, bir türlü ayrışmasına izin vermemek, annenin yanından uzaklaşmasına hiçbir şekilde izin vermemek gibi durumlarda çocuğa çok bağımlı bir anne, anneye çok bağımlı bir çocuk ortaya çıkıyor. Ama çocuk içgüdüsel olarak da anneden de uzaklaşmak istiyor, bir şeyler öğrenmek istiyor. Büyüdüğü için bunları, bu dürtülerini de doyurmak istiyor. Bu süreçte tabii ne seninle ne sensiz süreci yaşanmaya başlıyor. Yani gitmek istiyor, her söylediğine annenin hayır deyip bu benim, bunu ben yapacağım gibi böyle bir özellik savaşına giriyor. Bir taraftan da annesiz de yapamıyor. Anneyi göremediği yerde anneden öç alacak şekilde hırçınlaşmalar, ağlamalar, annenin peşini bırakmamalar, böyle iki uç tutumlar ortaya çıkabiliyor. Burada hep benim çocuğum inatçı demeden önce evet zor mizaçlı olabilir, biraz daha kaygılı, biraz daha hırçın bir çocuk olabilir ama yine de bu davranışların yerleşmesinde daha köklü hale
gelmesinde yine anne babaların tutumları çok rol oynuyor tabii. Hı hı. O dönemde çok üstlerine gitmemek, bu dönemin geçici bir süreç olduğunu kabullenmek çok önemli kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Aileler de bu süreci daha rahat atlatacaklardır bence. Kesinlikle. Bir de çocuklarımızın yanında ne konuştuğumuza da dikkat etmek lazım değil mi? Ben onu fark ediyorum. Gerçekten çocuklar bizim aynamız. Çok mutsuz, çok endişeli, çok kederli annelerin çocukları aynen öyle oluyorlar. Çok neşeli, çok eğlenceli, hayattan keyif alan annelerin çocukları öyle oluyorlar. O biraz ne konuştuğumuz, işte arkadaşlarımızla kültürel şeyler mi konuşuyoruz, güzel şeyler mi, acı haberler mi, yani o dramatik şeylerden mi bahsediyoruz, bunlar da onların dünyasında çok önemli. Anne olunca, anne baba olunca çok ciddi bir sorumluluk biniyor değil mi? Hayatımızın tamamını kapsayan bir sorumluluk. Evet, çok zor tabii, zor gibi görünse de bir taraftan da bir o kadar da keyifli. Çok keyifli. Tabii böyle çok kaygılanıp eyvah çok büyük yanlışlar yapacağım endişesine de düşmemek gerekiyor. Ama tabii büyük hatalar da yapmamaya çalışmak lazım tabii. Sonuçta anneliğin babalığın okulu yok. Yani biz bunları kendi annemizden babamızdan, kendi çevremizden nasıl gördüysek öyle bir nevi farkında olmadan bile yapabiliyoruz bu davranışlarımızı. Şimdi çocuğun düşünce yapısı yetişkinlerden çok farklı. Dünyanın merkezinde kendisini algıladığı için sanki o dünyada herkes, her şey, bütün olan olaylar onun çevresinde olup bitiyor. O varsa dünya var, yoksa dünya yok gibi algılıyor. O nedenle çok ben merkezci bir yapısı var küçük çocukların ve en küçük bir olayı kendisinden kaynaklanıyor ya da kendisi yüzünden olduğu gibi algılayabiliyor ya da bu olay eninde sonunda kendisinde sonuçlanacak, ona değecek, ona bir zarar verecek gibi algılayabiliyor. Bu nedenle işte çocuğun yanında konuştuklarımıza tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Bir de çocuklar düşünceyle gerçeği çok ayırt edemeyebiliyorlar. Akıldan geçenin, konuşulanın, her şeyin doğru olduğunu kabul ediyorlar. Daha sonra zihinlerinde bir olay canlandırıyorlar ve sonrasında bunu değiştirmek biraz daha zor oluyor tabii ki. Hı hı. Onun için çocukların yanında hani konuşmalarımıza daha dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci neden bu olabilir. İkinci neden de çocukların öğrenmesinde model alarak öğrenme konusunda da biz en önemli modelleriz anne babalar olarak. Çocuğun yanında sürekli yüksek sesle bağıran, karşısındaki konuşurken dinlemeyen, ona saygı göstermeyen, küfürlü konuşan bir anne babanın çocuğunun da saygılı davranmasını, söz dinlemesini, sakince dinlemesini, kurallara uymasını doğal olarak beklemeyeceğiz. Yani öncelikle ben kimim, ben neyim, ben nasıl davranıyorum ki çocuğum nasıl davranıyor ya bakmak lazım. Onun için çocukların yanında birçok nedenden dolayı ne yapıyoruz, nasıl konuşuyoruz, nasıl oturuyoruz, nasıl kalkıyoruz, her şeye çok dikkat etmek lazım. Bir de çocuklarda yemek yeme problemi çok fazla yaşanıyor. Şimdi ben çevremde gördüğüm insanlara dikkat ediyorum. Anne mesela işte yemek yiyor, ben onu yemem, bunu yemem diyen bir annenin çocuğu da haliyle her şeyi yiyen bir çocuk olmuyor. Evet. Yani o çocuğumuzun yemek yemesini engelleyen şey öncelikle ne? Burada anne babanın faktörü ne? Şimdi yemek yedirmek anneler için çok önemli, çok büyük bir görev. Hı hı. Öyle algılanıyor nedense. Sanki çocuğu toplu olan, tombik olan anneler daha başarılı ve daha iyi anneler gibi algılanıyor nedense toplumumuzda. Ya da her ağladığında sanki çocuk sadece acıktığı için ağlıyor. Mutlaka anne besleyemedi, annenin sütü yetersiz geldi, anne beceriksiz anne, o yüzden çocuk da açlıktan ağlıyor gibi algılanıyor. Çevrenin algısı bu. İster istemez annelerin üzerine bir sürü yük biniyor. İyi annelik eşittir tok bebek gibi algılanıyor. Ve bu tokluğu da çocuğun mide çapına göre değil, kendi zihnimize göre oturtmaya çalışıyoruz kafamızda. Yani çocuk aslında çok daha küçük miktarlarda doyabilecekken bizce şu kadar bir kaseyle doyması gerekiyor, o kase bitecek.
bitmezse iyi anne değil. Doyuramıyor çocuğunu. İyi bakamıyor, büyümüyor, zayıf kalıyor gibi bir algı ortaya çıkıyor. Ve zihnindekini gerçekleştirmek için uğraşıyor anne. O kaseyi bitirtebilmek için uğraşıyor mesela. Yine çocukla daha bebeklik döneminden itibaren yine atlaşmalar başlıyor. Tabii böyle dayatılması şekilde yemek yedirmeye çalışmak yemek saatlerini işkence haline getiriyor. Anneyi gördüğü an daha çocuk irkilmeye, gerilmeye, evet, eyvah evet, gene geliyor aynı şeyler tekrar yaşanacak diye huzursuzlanmaya başlıyor. Çocuk huzursuzlanınca anne ay yine yemeyecek herhalde diye kaygılanmaya başlıyor. Anne kaygılandıkça daha çok üstüne gidip zorluyor çocuğu. Zorladıkça çocuk daha çok yememeye, hatta bir süre sonra kusmaya başlıyor. Ya da tam tersi, anne çok kaygılanıp eyvah gene yemeyecek ya da kusacak deyip bu sefer çok erken bir sürede yemeği durduruyor. Yemeği durdurunca da, kusunca da ya da çok yedirip kusunca da bu sefer ister istemez çocuğun gelişimi de yavaş yavaş aksamaya başlıyor. Ve kehanet gerçekleşiyor. Evet, yediremiyorum ve çocuğum büyümüyor gibi bir kısır döngüye dönüşüyor. Yine bu yeme sorunlarında da mutlaka annenin kaygısının azaltılması, farklı bir yöntemle yemek yedirme saatlerinin oluşturulması gerekiyor. Hı hı. Annenin tutumu %100 etkili diyorsunuz. Bunun dışında çocuk mesela çok güzel yiyen bir çocukken birdenbire yememeye başlıyor mesela. Ya da bazı şeyleri ayırt etmeye başlıyor. Hı-hı. İstememeye başlıyor. Bu nasıl oluyor peki? Bir kere çocuğun da bir damak zevkinin olabileceğini de akıldan çıkartmamak lazım. Tabii ki bazı yiyecekleri çocuk da severek ya da çok miktarda yiyecek, bazılarını daha az yemek isteyecek ve daha erken reddetmeye başlayacak. Biraz ona da saygı duymak, onun da bir damak zevkinin olabileceğini düşünmek lazım. İkincisi, yine sizin de verdiğiniz örnek gibi, hani çok yemek seçen bir ailede çocuklar her şeyi gözlemliyorlar. Evet. Onu model alıyor değil mi o davranış, o şekli model alıyor. Kesinlikle. Ha, bir iki kere de o yaptığı reddedişlerin karşılığında çok güzel ödüller alırsa, istediği yemek yemediği için o günkü yemeği, kendi istediği yemek, sevdiği bir yemek önüne konursa bunu da tabii ki alışkanlık haline getiriyor ve tamamen sonra da o yemeği reddediyor. Hı hı. Evet, buna da itina etmek lazım. Ailelerin dikkat etmesi lazım. Peki kreş yaşı ne olmalı? Sizce en doğru yaş nedir? Şimdi kreş eğitimini önermemizin en önemli sebebi çocuğun aile ortamından farklı bir sosyal ortama geçiş yapmasını kolaylaştırmak. Bu bazı çocuklarda daha erken yaşlarda önerilebiliyor uzmanlar tarafından. Ama özel bir sebebi yoksa normalde biz 3 yaşını doldurmasını bekleyin diye ailelere öneriyoruz. Çünkü o ilk 3 yaşta daha hani bebek doğumdan itibaren o bebeklik süreci, işte tuvalet eğitiminin kazanılması süreci gibi dönemlerde birebir iletişime daha çok ihtiyacı oluyor çocukların. O birebir iletişimi sağlayacak kişi de en çok o dönemlerde anne ya da annenin yerine geçen bakıcı, anneanne, babaanne gibi daha yakın bakım veren kişiler. Tabii 3 yaş civarına geldiğinde hem çocuk fiziksel olarak daha yeterli hale geliyor. Daha rahat inip çıkabiliyor merdivenlerden, koşabiliyor, tuvaletini artık öğrenmiş oluyor. Ve artık dil becerisini de kazandıktan sonra sosyal iletişime daha hazır hale gelebiliyor. Kendini ifade edebilir hale geliyor. O düzeye gelmiş bir çocuğun zaten daha fazla evde tutulmasına gerek yok. Yetmiyor çünkü ev ortamı. Artık fiziksel gelişim hazır hale geldikten sonra bilişsel gelişim, zeka gelişimi çok daha hızlı bir ilerleme sürecine geçiyor. Bu süreçte bizler yetemediğimiz devrede öğretmenlerin eğitimi, arkadaşların ve başka uyaranların devreye girmesi gerekiyor. Hı hı. Bazı durumlarda da 3 yaşından önce de gerekebiliyor dedik.
Özellikle de mesela biz konuşma gecikmesinde 2 yaş civarında hala kelime çıkarmayan, 2 kelimelik dahi cümleler kuramayan çocuklarda konuşmanın dışında sosyal alanda da iletişim konusunda zorluk yaşadığını da düşünüyorsak hem konuşma gelişsin hem sosyalleşme gelişsin diye illa 3 yaşı beklemeye gerek kalmadan erkenden gönderilmesini de öneriyoruz bazı durumlarda. Peki çocuğun çok erken dönemde kreşe gönderilmesi durumunda yaşayacağı bazı ruhsal sıkıntılar olabilir mi? Çocuğu olumsuz etkiler mi? Erken yaşta derken mesela annenin göreve başlamasıyla 40 günlük, 3 aylık bebeklerin de kreşe verilmek zorunda kalındığını biliyoruz. Oradaki yine ortam çok önemli. Orada bir bebeğe düşen bakıcı sayısı, bebeklerin rahatlık durumu, ilgilenilme süresi, yani çocuk o bakıcıyla da o kreşte birebir hep aynı bakıcıdan tutarlı, duyarlı, sevgi dolu bir bakım alabiliyorsa, hani daha şartları uygun kreşler vardır. İşte az sayıda bebek, çok sayıda bakıcı gibi. O zaman tabii ki olabilir ve sonuçta akşam eve geldiğinde yine anneyle birlikte olacağı için yine çok illa büyük sıkıntılar yaratacak anlamına gelmiyor. Yani sonuçta yine o şartların sağlıklılığı önemli. Yani illa erken yaşta kreş eğitimi eşittir ruhsal bozukluk diye bir kural yok. Hı-hı. Ama mümkün olduğunca henüz bağışıklık sisteminin işte daha zayıf olduğu, motor gelişiminin daha zayıf olduğu, birebir iletişime daha çok ihtiyaç duyduğu dönemi evde geçirmesi daha uygun olur diye düşünüyoruz biz. Peki hangi durumlarda ailelerin mutlaka bir uzmanla görüşmelerini tavsiye ediyorsunuz? Neleri takip etsinler, nelere itina etsinler? Şimdi çocuklarını yavaş yavaş aileler tanıyorlar, huylarını tanıyorlar, yeme alışkanlıklarını, uyku düzenlerini, neye ağladıklarını, neye sevindiklerini tanıyorlar. Bu gibi biyolojik ritimlerinde herhangi bir aksama olduğunu fark ettiklerinde, uykuları bozulursa, yeme düzeni bozulursa, kilo kaybetmeye başlarsa, daha huysuz, daha hırçınlaşırsa, daha zor sakinleştirilirse, daha önce kazandığı becerileri gitgide kaybetmeye başlarsa zaten yani her türlü ne oluyor bu çocuğa dedirten durumda mutlaka yardım almakta fayda var tabii. Ama onun dışında baştan itibaren aynı tarzda giden ama bir türlü de ilerleme göstermeyen, beklenen becerileri kazanamayan çocuklar da olabiliyor. Bunlardan bizim en çok önemsediğimiz ve erken teşhisle daha kolay yol alınabilecek bazı durumlar var özellikle. Mesela konuşma gecikmesi yine bunlardan bir tanesi. Konuşmanın kazanılması işte maksimum 2 yaş civarında artık 2 kelimelik basit cümleler, mama ver, at baba geldi, hatta gidelim gibi kelimelerle cümlelere başlamasını bekliyoruz. Kelime haznesi de 2 yaşından itibaren artmaya başlıyor bol miktarda. Hala hiçbir kelime üretemiyorsa çocuk, üretmeye çalışsa da söyledikleri anlaşılmıyorsa hiçbir şekilde, konuşmaya başladı ama bir süre sonra durakladıysa, bütün öğrendiklerini unuttuysa, konuşmanın yanında bir takım iletişim becerilerini kullanmakta zorlanıyorsa, işte göz teması kurmuyorsa, ellerini, jestlerini, mimiklerini kullanmıyorsa, işaret etmiyorsa, söyleneni algılamıyorsa, bakmıyorsa, o zaman tabii ki daha erken yaşta ruhsal açıdan bir geriliği mi var, bir bozukluk mu var, mutlaka başvurmak gerekiyor. Evet. Otizm de çünkü değil mi, kendini bu şekilde gösterebiliyor. Ve erken teşhis, erken tanı her zaman olduğu gibi çok önemli bu noktada da. Peki ben şunu da merak ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çocuk ruh sağlığı birimi olarak halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalarınız var mı? Etkinlikleriniz var mı?
Biz talep edildiği durumlarda okullarda aile seminerlerine katılıyoruz mutlaka. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranış bozuklukları alanlarında da aile seminerlerimiz var. Onları da polikliniğimizde takip altındaki çocukların ailelerine bilgilendirme amaçlı düzenli eğitim toplantıları yapıyoruz. Bunlar da rutin polikliniğimizde süren eğitimler tabii ki. Bütün halka açık, tamamen ücretsiz etkinlikler. Evet. Bu tarz etkinliklerde yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Çok keyifli bir öğleden sonraydı. Bir sürü şey öğrendik sizden. Eminim ekran başındaki ailelerin de hayatlarını kolaylaştıracak, kendilerini sorgulayacakları ve bundan sonra daha iyi şeyler yapacakları bir döneme girmişizdir sayenizde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugünlük de programımızın burada sonuna geldik. Ama yarın yine saatleriniz 13.30'u gösterdiğinde ben Tülay Yazıcı, Kocaeli TV ekranlarında yine sizlerle olacağım. Yarına dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.